bilenler bilir. Zannediyorum daha önceden karşılaştığımız bazı misafirler de var. Biz genelde hayatla ilgili cümle kuran işler yapmaya çalışıyoruz. Yine öyle yapmayı planlıyoruz. Bu sene bir ekstra durum daha var. Bir 100 kişilik bir stajyer kadromuz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden üniversiteli ağırlıklı bir ekibimiz var. Onların da kurmak istediği cümleleri, söylemek istediklerini söyleyebilecekleri bir alan yaratmaya çalıştık. Umarız onları da zaman içinde sizlerle paylaşacağız. Bugün de hatta bir tanesinden bahsediyor olacağız. Efendim bu sene biz hayat kurtaran kalıplarla ilgilenmeye çalışalım dedik. Dil bizim için önemli. Dili yönetenin dünyayı yönettiğine inanıyoruz zaten. Şimdi biz bir şeyi incelerken ekip olarak öncelikle kişisel tarihimize bakıyoruz. Benim ekip arkadaşlarım da inceden göt oldukları için dediler ki senin kişisel tarihine bakalım. İncelemeye karar verdiğimiz kalıp da şu. Bence öyle değil. Çok enteresan bir kalıp. Cahille sohbeti kesmenize yardım ettiği gibi bilgili biriyle konuşurken baktığınız alta doğru düşüyorsunuz, fikri patlatmak için de kullanabiliyorsunuz. Müthiş bir kalıp. Şimdi kişisel tarihe baktığımız zaman benim ilk hatırladığım tarih 96 yazı. 96 yazı zaten benim için önemli bir tarih. Manitacılıkla ilk ilişki kurmaya başladığım zaman o. 96 yazı bir kurum kampındaydık. Efendim Akçay'da böyle sahilde bir hanımefendiyle yakınlaştık biz bakışarak. 17 yaşımdayken de kibardım, hanımefendi diyordum o zaman da. Hanımefendiyle yakınlaştık. Biz böyle ince ince suya doğru gidiyoruz. Suya girdik. Çapşup böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Akçay'da da su soğuktur. Bu benim fikrim değil. Gerçek bilgi. Su soğuktur. Kaynak sular var. Bu denize akıyor. O su soğuk. Şimdi benim konuşmaya başlamam lazım. Çünkü bir süre sonra çenem titreyecek. Gerizekalı gibi görünmeye başlayacağım. Bir de soğuktan çatlama ihtimalim var. Karpuz gibi ireceğim de. Böyle yavaş yavaş yürürken hazır su soğuk. Bu bilgi var. Ben hemen buradan başlatayım dedim. Döndüm kıza dedim ki su da burada soğuk. Cevap geldi. Bence öyle değil. Ne diyeyim şimdi? Ben de pislik yapayım. Sorduk mu diyeyim? Ne diyeyim? Kız bence öyle değil dediği an su 10 derece daha soğudu. Böyle alttan alta geliyor. Bu Titanic filmindeki Jack gibi çıt edeceğim, suya gömüleceğim. O haldeyim yani. Felaket gidiyor her şey. Arkadaşlarım hatırlattı. Bu kalıbın kutlu bir kalıp olarak kullanılmışlığı da var benim hayatımda. Hemen o geldi aklımıza. Ondan bahsetmeye başladık. Ben eskiden biraz kiloluydum. Kibarlık ediyorum. Biraz değil, bayağı kiloluydum. Ama bayağı kilolu deyince aklınıza gelenden daha da kiloluydum. Şöyle tarif edeyim. Dünya üzerinde 180 tane meridyen var. Bir dönem iki tanesi benden geçiyordu. Pantolonumun patlaması için hareket etmeme gerek yoktu. Yani durup dururken diye patlayabiliyordu pantolon. Ya resmen şöyleydi işte. Ben 900 kiloydum ama 700 kilosu bence öyle değildi. Onun sebebi de arkadaşlarım. Merdiven çıkıyorum, nefesim kesilmiş. Ya diyorum çocuklar ben biraz kilo aldım galiba. Bence öyle değil diyorlar. Ya nasıl öyle değil? Atar damarımdan tereyağı akıyor be. Daha ne kadar kilolu olacağım zaten. Acaba yani çocuklar biz böyle konuşuyoruz da bu bence öyle değil. Bir tek benim hayatımı mı sabote etti ya? Başka yok mu? Sonra baktık dünya tarihini de sabote etmiş. Zaten bu kalıp öyle bir kalıp ki bilim, insanlık tarihi, anne sevgisi, gluten hepsini yok edebiliyor. Çok enteresan. Düz dünyacılar var. Adamlara delil sunuyorsun. Diyorsun ki bak Galileo var, yer çekimi var, ufuk çizgisi var, ne bileyim işte uzaydan fotoğraf var. Tek kelimeyle mahvedebiliyor bunu. Bence öyle değil diyor. Uğraş dur. Sonra bir de magazin figürlerini inceleyelim dedik. Acaba yani bu kalıbı kullanan magazin figürü var mı? Aklınıza şimdi başka şeyler gelebilir ama günümüz dünyasında siyasetçiler magazin figürü. Efendim eskiden 90'larda biz Michael Jackson'a ne kadar bakıyorsak şimdi de siyasetçilere o kadar bakıyoruz. Üstelik onlar Michael Jackson'dan daha hızlı renk değiştiriyorlar. İnanılmaz. Geçen sene bir tanesi söylemiş. Amerikan Başkanı Trump, ki bence öyle değil. Burada alkış beklemiyor, iyi güzel. Adama demişler ki ya iklim değişikliği falan var, küresel ısınma çok ciddi boyutlarda. Ne diyorsunuz? Bence öyle değil, kar yağıyor demiş. Tek bir kalıpla koca efendim küresel ısınmayı yok etti adam. Her şey yoluna girdi. Belki şehre bir film geldi. Çok güzel bir orman oldu yazılarda. İklim değişti. Akdeniz oldu. Hadi gülümse. Sonra biz o ormana baktık. Bu sene yandı o orman. Amazon ormanları. Evet. Hani dünyanın akciğeri olan. Bu sene de efendim o ormanla ilgili Brezilyalı bir bakanla konuşmuşlar. Demişler ki ya bu küresel ısınma falan bakın dünyanın akciğeri gitti. O da demiş ki bence öyle değil. Zaten küresel ısınmayla özellikle ilgili bir problem var bence. Herkes için bence öyle değil. Daha geçen hafta 13-14 yaşında bir tane kız Greta çıktı. Dedi ki yani hayır siz ne cüretle benden umut ediyorsunuz bir şeyleri yahu.
O kadar haklı ki kıza bile dediler ki bence öyle değil. Halbuki benim 40 yıldır kuramadığım cümleyi kurdu kız. Gerçekten gazladınız beni, ben 40 yaşıma geldim, umut ediyoruz gençlikte umudumuz falan diye. Bana da hiçbir görev de vermedi kimse. Hani yönetime de dahil etmediniz. Hayır, benim söylediğimi de yapmadılar üstelik. Gazladılar durdular. Kız da diyor ki siz ne diyorsunuz yani, yapmıyorsunuz. Bir de kızın suçu ne? Belki de haklıdır yani, mevsimlerinin peşinde kız. Belki yaz seviyor, yazlarının peşinde. Belki bahar seviyor, baharlarının peşinde. Belki buna da birileri bence öyle değil diyecek ama önemli bu mevsimler. Bazılarımız mesela hayatında sadece 21 tane yaz görebiliyor. Onun da çoğunda mücadele ediyor. Söylemesek olmazdı. Mücadelen çok güzeldi. Efendim, şimdi programımızdaki yeni bölümlerden biriyle devam edeceğiz. Açık Kapı diye bir bölüm yapıyoruz. Başvurular topluyoruz. Kendine alan bulamayan yeni müzisyenler ya da ilk alanını burası olarak değerlendirmek isteyen müzisyenler ya da komedyenler için bir alan oluşturalım dedik. Adını da Açık Kapı koyduk. Başvuru için info@zorlupsm.com'a mail atmanız gerekiyor. Şimdi ilk konuğumuzu davet edeceğim. Bir grup, Paz isimli bir grup. Yeni albümleri çıkıyor. Kendilerini alkışlarsanız sahneye çağırıyoruz. Efendim hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba. İbrahim'e çok teşekkür ederiz bu arada. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Bizim grubumuzun adı Paz. Ben de öyle dedim. Aynen. Normalde davullu bir grubuz, buraya sığmadığı için onu evet. Gelmedi. Davullu bir gruptu, onu yapamadık. Ekim sonunda da albümümüz çıkıyor umarım. İşte Ekim sonunda benim. Çıkıyor, evet. Tamam. Galiba yeter. Ekim sonu bizim için yeterli. Bilmiyorum daha erken isteyen var mı? Efendim karşınızda Paz!
Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Biraz daha alkışlayın çocukları. No. Ağzınıza sağlık. Yine bekleriz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ne yapacağız? Yeni bölüm olduğu için nasıl uğurlayacağımızı da bilmiyoruz. Hadi çocuklar. Çok iyiydi. Beğendiniz mi? Hanımlar, beyler, serbest vuruşa hoş geldiniz. İlk haberimizle başlıyoruz. Eşlerine not bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiyle kaçtılar. Kütahya'da eşlerine benimle ilgilenmedin, kahvelere gittin, evlilik buraya kadar. Ve gittiğin işten dolayı değiştim. Seni istemiyorum. Yazılı notlar bırakarak evi terk eden 4 yıllık evli Ayşen Daşkın 22 ve 1 yıl önce evlenen kardeşi RK 17 evlenme yaşının 18 olduğu bir ülkede 16 yaşından nasıl evlenildiğini sormak için PUBG'ye girmemize neden oldu. Hanımefendiler, PUBG oyununda tanıştıkları HY'nin Osmaniye'deki annesinin evinde bulundu. Asıl merak ettiğimiz ise kaçacakları insanı nasıl seçtikleri. Arkadaşlar merhabalar, adil bir maç olsun. Kazanana kardeşimle birlikte varıyoruz. Teşekkürler. Kınan Ayşe'nin başa geleceği korkusundan kınamıyoruz ve genç kızlarımıza akıl fikir diliyoruz. Dumansız araç uygulaması kapsamında bir günde tam 5063 kişiye özel araçlarında sigara içtikleri için para cezası uygulandı. Bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Ayda kaç kere seks yaptığımıza da mı karışacaksınız? Diyen Sayın Altaylı'ya kafamıza kendisiyle ilgili böyle erotik düşünceler soktuğu için teşekkür ediyoruz. Bu işe en çok terapistlerimiz sevinecek. İkincisi, yıllar önce çocuk kotası verilerek çoktan o duruma karışıldı sevgili Altaylı. Bu arada bu para cezasının yanında bu 5000 talihsiz insanı yakalamak için 150 bin araba durdurulmuş. 1800 küsür tanesini trafikten men etmişler. 9000 küsür sürücüye idari para cezası kesmişler. Durmamışlar efendim. Kimlik kontrolü sırasında silahlı terör örgütüne üye olmaktan 1, adam öldürmekten 2, uyuşturucu suçlarına 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yağma ve gaz 3, çocuğun cinsel istismarından 1, diğer suçlardan 645 olmak üzere toplam 693 aranan şüpheli yakalanmış. İkisi çocuk, kayıp 6 kişi bulunmuş. Ruhsatsız silahlar, uyuşturucular, kaçak içkiler, neler neler yakalanmış. Ama bu tip konularda şükür sebebimiz olan Rusya yine bizi yanıltmadı. Rusya'da balkonda sigara içenlere 283 lira ceza kesiyorlarmış. Fatih Bey'in yeni açıklamasını dört gözle bekliyoruz. Efendim, yine Rusya ile ilgili, daha doğrusu Ruslarla ilgili bir haber. İtalya'da hırsızlığa uğrayan Rus opera sanatçısı İngilizce bilmeyen İtalyan polislere derdini opera söyleyerek anlattı. Yardım istediği İngilizce bilmeyen polise Maria Hanım önce Orpheus ve Eurydice operasında Eurydice kelimesinin yerine pasaport kelimesini koyarak "Pasaportum olmadan ne yaparım? Pasaportum olmadan nereye giderim?" sözlerini söyledi. Galiba şöyle bir şey oldu. Anladınız zannediyorum. Sonra yan kesiciyi tanıyıp yine bir eserden alıntı yaparak yan kesici kadını suçladı. Polislere teşekkür etmek isteyen Sayın Ostrova, kadının soyadı buymuş, İnanmayacaksınız, yeniden kısa bir opera seslendirdi ve polislere "Ey soylu silahşör, nezaketin ve ilgin için Tanrı kutsasın seni" dedi. İnsan ruhunu daha fazla doyuran bir hırsızlık hikayesi duymamıştık, iyi oldu. Benzer bir durum ülkemizde yaşanırsa diye turistlere öneriler hazırladık sevgili izleyenler. İlki, tatilim haram oldu. Pasaportum bak talan da oldu. Çok gezdim, yalan oldu. Zalim geceler. İkincisi şu sevgili izleyenler. Ham meyveyi kopardılar dalından. Beni ayırdılar nazlı pasaportumda. Efendim, üçüncü ve son önerimiz de şöyle. Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık. Dünya böyle değil. Gördüğünüz gibi bu önerimizde pasaport kelimesi yok. Buradan da çalmışlar sevgili izleyenler. Geçmiş olsun.
Efendim Konda'nın yaptığı hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bir şeyden vazgeçmeniz gerekseydi hangisinden vazgeçerdiniz anketini katılımcıların %63'ü ülkem, %26'sı ailem, %11'i ise dinim diye yanıtladı. Ekip olarak %63'e sesleniyoruz. Nereye la? Evinde 1 milyona yakın cinsel güç artırıcı hap üretmeye yetecek ham madde çıkan şahıs birer kaşık çayıma çorbama katıyorum diyerek ırz dostu açıklamalar yaptı. Şahsın bu açıklaması yüreklerimize su serpmedi sevgili izleyenler. O kadar malzemeyle Bill Cosby gibi gezdiğini düşündüğümüz şahıstan korunmak için hükümete sesleniyoruz. Bir başka yakın bir haber daha neredeyse dün oldu sevgili izleyenler. Rap dünyasının sonunda ait olduğu söyleme kavuştuğu Susamam şarkısından bir yorumcu çekildiğini açıkladı. Şey olmuş yani sevgili izleyenler, susmuş. Efendim Elon Musk dünya dışı varlıkların olduğuna inanmıyormuş. Buradan kendisine ekibimiz adına sesleniyoruz. Biz 7 kıta tek yürek atmosfer dışına araç fırlattın da gık demedik. Sen de bir zahmet kafa açma, kaçırılmayı bekleyen minyonlar var. İstanbul Havaalanı'nda harç pulu otomatı para üstünü vermiyor iddiası konuşuluyor. Günümüz şartlarında yurt dışına çıkabilen birinin bozukla işinin olmadığını alette fark etti zannediyoruz. Buradan alete de sesleniyoruz. Her şeye seslendiğimiz gibi dilenci değiliz, karşıya geçeceğiz. Efendim ve son özel haberimiz stajyerlerimizden TS, aynı zamanda en yakın arkadaşı da olan 4 senedir delicesine aşık olduğu sevgilisiyle dün itibariyle yollarını ayırdı. Bu hafta vücudunun bütün enerjisini kırılan kalbine ayırdığı öğrenilen TS, az kalsın şair olacaktım açıklamasıyla da ses getirmedi. TS'nin kariyerine odaklanmak istediği bilgisine ulaşıldı. Kredits'ten kim olduğuna ulaşabilirsiniz. Stajyerlerimize doğru düzgün para vermediğimizden böyle ufak hikayelerini anlatarak içlerini boşaltmalarına izin veriyoruz. Kusura kalmayın. Hanımlar, beyler, serbest vuruş haftaya devam edecek. İyi akşamlar. Hanımefendiler, beyefendiler, karşınızda Serenay Sarıkaya! Vallahi ilk defa bir konuya sarıldığımda bu mikrofon feedback yapmadı. Yemin ediyorum bu da bu kız yüzünden ha. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi, süper vallahi. Hiç görüşemiyorduk, iyi oldu. Vallahi ya. Haftada iki yetmiyor diye bir gün daha koyalım çok dedim ben. Çok iyi oldu, aynen. Efendim şimdi tabii ki Serenay'a inanılmaz sorular hazırladık. Eyvah. Biliyorsunuz bunu yapıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Kendisine şu an Türkiye'nin gözler üzerine dikilmiş en ünlü insanlarından biri olduğunu bildiğimizi söyleyerek başlamak isterim. Estağfurullah. Ya öncelikle bu nasıl bir yük? Yani yük demeyelim. Seviyorum yaptığım işi ve tabii ki getirilerinin de negatif taraflarının da çok farkındayım. Sevdiğim bir işi yaptığım için de şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çok kendimi öyle kötü şeyleri düşünmeye zorlamıyorum. Evet, zaten hani bununla başa çıkabilen insanlar genelde olduğu yerde durmaya devam edebiliyor. Kesinlikle. Belli ki sen de bununla başa çıkabiliyorsun. Nasıl öğrendin yani bunu? Elimden geldiğince. Dediğim gibi tadını çıkarmaya çalışarak var olmaya çalışıyorum. Yoksa her şeyi kafaya takınca çok zor ya. Hiçbir şekilde hiçbir şey geçmiyor. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Milyonlarca genç tarafından imrenilerek takip ediliyorsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben de onlara teşekkür ederim. Çünkü o milyonlarca gençten biri de benim sevgili izleyen. Artık gençliğim falan kalmadı. Gençliğim yalan da oldu. Efendim
Ama olsun. Senin imrenerek takip ettiğin Türkiye'den ya da dünyadan birileri var mı? Yani dünyadan ya. Türkiye'den vardır illaki de şimdi o spekülasyonla uğraşmaya gerek yok. Bir oyuncu olarak tabii ki Meryl Streep'i çok beğeniyorum. Yani onun kariyer yolculuğu bana çok heyecan verir geliyor. İnşallah bana da öyle bir gelecek nasip eder. İnşallah ben de senin gibi Meryl Streep diyebilirim bir gün. Çünkü ben onu öyle demeye kalksam çenemi elime alırım. Bu İngilizce aksanlarının Allah belasını versin. Yemin ediyorum insan can sıkılıyor sevgili izleyenler. Yani çok özür dilerim. Şaka yapmışsın. Yoksa çok iyiydi. Sana o zaman yine iltifatla başlayan bir soru sormak Eyvallah. İstiyoruz. Türkiye'nin en iyi görünen, en cool kadınlarından biri olduğunu düşünüyoruz Serenay'ın. Teşekkür ederim. Ama inanıyoruz ki senin de utandığın, rezil olduğunu düşündüğün. Hani beni böyle... rezil etmeye çağırdınız buraya değil mi? Asla. Hayır hayır. Yani sadece böyle bir anın varsa bizim için iyi olabilir. Yani... yani kayda geçen bir şey olmadı diye düşünüyorum. Neyse ki. Şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Tutkulu olduğum, sevdiğim konularda hakikaten böyle çok büyük büyük el hareketleriyle çok ateşli ateşli konuşmayı seven birisiyim. Bir gün bir ortamda bir şeyle ilgili böyle bütün duygularımı anlatıyordum olabildiğince büyük bir şekilde. Ne yazık ki o ortamda aslında konuştuğum kişinin de bahsettiğim kişinin de olduğunu anlamış bulundum. Yanımdaki insanların kaş göz hareketlerinden biraz geç oldu. Uzun bir sessizlikten sonra bu sefer bir sürü güzel şey söylemem gerekti. Ama evet öyle şeyler yapabiliyorum biraz. Hepimiz yapıyoruz Serenay. Biz sana bağır çağır bir tane şarkı dinleteceğiz. Ondan sonra da sana şu şarkıyı söyler misin diyeceğiz. Karşında da sana sözlerini akıtacağız. Hadi bakalım. Sen kulağında o tuhaf şarkı bağırırken mümkünse bu şarkıyı söyleyemeyeceksin. Şimdi bunu tak kulağına. Takayım mı? Hazır mısın? Evet. Ben zaten. Hazır mısın? İnanılmaz. Ben sana böyle yaptığımda. Şöyle mi? Böyle yaptım ama hareket bu. Tamam. Başka bir şey yaparsan asla bir şey yapmam. Asla girmeyeceğim. Şarkıya başlayabilirsin. Bağırtacağım. Sesimi ısıtsaydım keşke. Keşke ya. Neyse. İlk şarkımız Aleyna Tilki Yalnız Çiçek. Çalıyor. O derin uçurumlarda açan diken bu ne ya gelen dikeni zehirli yalnız çiçek suç olur abi. Muydu seni bir kez koklayıp öpmek. Tamam alkışlayalım kendisi. Böyle yapmam gerekiyor değil mi bu? Aynen. Başka bir şey çalarken benim onu söylemem evet, gibi. Evet. İğrenç bir şey. Evet. Evet. Biz de öyle düşünmüştük ama. Başka gelecek mi? Çok heyecanlandım. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz Serena'yı sahneye çıkartıp isyan söyletirler. Teşekkür ederim. Biz de burada söyletmeye karar verdik. Çünkü yetmedi mi? Buyurun. Benim bu derdim. Ne yan yağmurda, kesinlikle ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda, kırılmış her yanım. Kesersem terbiyesizleri anlayayım, hadi bakalım. Saz, neler hadi. Diyorsunuz, ne oluyor? Oluyor mu, devam edeyim. Sen gözlerim devam sokaklarda, sebebi isyan aşkım. Şaka ya. İçim yanar, içim kanar da isyan. Gelebilirim. Bu şarkıyı biliyordum ondan. Bu şarkı antrenmanlıyım o yüzden. Antrenmanlı mı antrenmanlı arkadaşım? Beklemiyorum. Bilmediğin şarkı sözü var mı? Hay Allah. O kadar da zor bir soru ki. Aşk olsun ya. Yok yok şaka yapıyorum kuzum. Zaten olmayacağına çok eminim. Ben göt oluyorum sürekli. Hani yine göt olayım da gülelim bari. Verdim o ya. Aleyna Tilki yaptı. Halil Sezai yaptı. Ha? Tamam haydi bakalım. Al önüne de kağıdı koyacağım. Söyleyeceğim ben size ne olduğunu. Hangisi ya? Eyvah. Yıldız Tilbe Delikanlı. Hareketini bekliyorum. Açılır sonsuz kere yoluna güllerim. Küfür ediyor yalnız.
koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenini neler söyleniyor bu kafanın içinde. Devam ediyor muyum? Lütfen. Üşüdüm yorgan misali serin üstüme. Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşinin. Sakınım sen... Yeter be! Çıkartın. Kaç koyun bulursunuz önümüzdeki ya hafta. Kesin bulmamız lazım da. Ben böyle bir rezillik görmedim. Allah kahretsin. Bir şey söyleyeceğim. Bu kız mı yapabiliyor yani? Ama bir yandan da... Bir saniye da... deneyeceğim. Açılır sonsuz kere yoluna... Neler zaman? Ooo! 5-6 tane organ geçti bu şarkı. Ya şöyle bir şeyden dolayı olabilir. Sette de mesela bir çekim esnasındayken etrafında bir sürü insan, çoğu zaman bir sürü ses olmasına rağmen tek bir şeye konsantre olman gerektiği için herhalde oradan bir bu yönümü geliştirmiş olabilirim evet, diye düşünüyorum. Evet, demek ki bu oyunu oyuncularla ve müzisyenlerle oynayamıyoruz. Demek ki annemi getirdiğimde yapacağız. Peki bu sosyal medya ile senin ilişkin nasıl? Çok mesafeli buluyorum ben senin ilişkini. Evet, biraz mesafemi korumaya çalışıyorum. Hı hı. Yoksa çok takıldığım zaman dediğim gibi çok aklımı kurcalıyorlar, üzüyorlar beni. Çok etkilenmeyi, hayatımı oraya göre yönlendirmeyi çok sevmiyorum o yüzden. Ben de öyle düşünüyorum. Senin öyle yaptığını düşünüyorum. Düşünmeyi hiç, neden diye yorulma. O yıllar ki yaşanmayacak seninle bir kez daha gittikçe kal. Aşk hatırlanan bizden de güzeldi zaman. Düşünme hiç neden diye yorulma. O yıllar ki yaşanmayacak
sevgiye kaldım, bak sen kendine, ben de kendi kendime. Acın nedir bilmeden, yağmurlu gün görmeden, hep akıllı geçindik, kalp kırmayı öğrendik. Söyle ne oldu bize, nefret girdi sevgiye, kaldım bak sen kendine, ben de kendi kendime. Adı Gözlerimin İçine Bak. Gerçi ben Serenay'la aynı oyunda oynuyorum da bir oyun biterse Allah korusun bir daha nerede göz gözü gelecek. Hayatım kusura bakmıyorsun değil mi? Bakmayın tam bu rezillik çıkmış. Hayır var. Şimdi bir gergin müzik var tamam, bununla ilgili. Bekliyorum. Sen nasıl bu kadar hazırsın buna ya? Çok hazırım. Ben doğuştan hazırım bebeğim. Gelsin. İnanılmaz. Geliyor ilk soru. Hiç ayağına tırnak batığı oldu. Ne oldu? Olmuştur muhtemelen. Olmuş mudur gerçekten? Olmuştur. Hepimiz insanız ya. Bakın. Ben dedim abi kız insan. Evet. Bir diğeri. Arkadaşlar bu bağırsak bozukluğuna doğru gidiyor. Başla. Hazır boşluğu görmüşken soruyu okuyayım. Bir hayranının seni taglediği bir fotoğraftan tagini kaldırdığın oldu mu? Olmuştur. Neden? Şundan dolayı bazen gittiğim yer magazinciler tarafından anlaşılmasın diye oldu ki havaalanında bir fotoğraf çektirmek durumunda bulundum. Hemen tagi kaldırıyorum ki geç anlaşılsın nereye gittiğim diye. Anladım. Mantıksız hiçbir şey yok. Gülünebilecek de bir şey yok. Ben dedim abi çalışmıyor. Kızda hiçbir şey çalışmıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Evet. Geliyor. Buyurun. Ortaokul ya da başka bir yerde. Hoşlandığın çocuk karşısında küçük düştüğün oldu mu? Olmuştur ya, olmaz mı? Abicim bu siyasi parti oluyor. Başkanı gibi olmuş. Gelmiştir. Yapmıştır. Evet tabii ki olmuştur. Tabii ki oldu. Bence de olmuştur. Kesin olmuştur. Nasıl bir şey oldu? Yani şöyle bir şey olmuş olabilir. Yani bir arkadaşının başına geldiyse de olur Serena. Bir arkadaşımın başına da gelmiş olabilir. Galiba çok hoşlandığım bir çocuğun başka birisine ilgisi vardı. Ama ben de bayağı iddialı bir şekilde oradaki varlığımı sürdürmeye çalışıyordum. Cümle alem biliyormuş. Ben bilmiyordum. Gerçekten mi? Evet, sonra çok tabii ki bozulmuştum ama yani bu da sizi çok memnun edecek. Yok, asla memnun etmez. Yine İyi zarif yani. Bir küçük düşme hikayesi oldu. Bayağı. Gerçekten ben benimkileri anlatsam buradan sağa çıkamayız sevgili misafirler. Efendim bir diğer soru geliyor. Hiç içlik giydiğin bir gün. Sonradan girdiğin yer sıcak olduğu için zor durumda kaldın mı? Hiç içlik giydi mi ya? Giydim mi hiç içlik? Tabii ki giymedim içlik. En soğuk, en sert kış günlerinde bile. Hani insandı bu? Şöyle ki... Ben içlik giymiyorum. İçeride içliğimin olduğunu bilip içliğim yokmuş gibi davranamıyorum. O bütün karizmamı alıyor gibi. O yüzden her zaman giymemeyi tercih ettim. En soğuk kış set günlerinde bile. Gerçekten. Aynen öyle. İnanılmaz. Geliyor. Gitmek istemediğin bir düğün ya da doğum gününü ekmek için hiç yalan söyledin mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yani Allah kesin çarptan olmuştur. Çünkü ben düğün sevmem. Ya. Evet. Yani çocukluğumda annem babam çok fazla düğüne götürmüştü muhtemelen. Yetti diyorsun. Ben de evet. Altınları harcadık. Düğün fazlası var aynen. Anladım. O yüzden çok sevmem. Kesin söylemişim. Kesin söylemişsindir. Ne söylemişsindir? Setteyim. Bu hafta çok yoğun geçti. Kendimi çok kötü hissediyorum.
Galiba biraz hasta olacak gibiyim. Her şey olabilir. Peki, bir diğer gerçekten tuhaf soru şöyle. Bir insana ağzının koktuğunu ya da ter koktuğunu söyleyebilir misin? Asla söyleyemem ya. Vallahi mi? Kesinlikle söyleyemem. Bana söyle kız. Kesinlikle söyleyemem. Bir şey söyleyeceğim, programdayız. Kulağıma falan söyle. Kesinlikle söyleyemem. Ter mi kokuyorum da söyleyeyim? Hayır. Bu da hastaymış. Ama bu konularda çok kötüyüm ya. Vallahi mi? Beceremiyorum. Benim bir tane arkadaşım var, şak diye söyler. Ya. Vallahi. Senin... Allah Allah, kim acaba? Vallahi ama o içinde ben kötülük tutamaz yavrum. Hiç nefes aldırmaz söyler yani. Ha. Hiç telefonun çalmadığı halde konuşuyormuş gibi yaptığın oldu mu? Yani yaptım. Yaptım. Evet, mutlu musunuz? Yaptım. Siz niye o kadar heyecanlı güldünüz? Siz sürekli mi yapıyorsunuz? Gerçekten mi? Neden? İnsanları sevmiyorum. İnanılmaz. Aa, gerçekten harika. Grup terapisine hoş geldin. İnsanları mı sevmiyorsun? Çok iyi ya. Hay Allah ya. Helal. Çok yanlış bir yer olabilir mi? Peki, son soru. Sadece stalk için kullandığın fake bir hesabın var mı? Keşke olsaydı ya. Vallahi mi? Evet, bazen düşündüğüm oluyor bunu. Hadi ya. Alkışlıyoruz Serena'yı. Buradan da alnının akıyla çıktı. Çok teşekkür ederim. Serena, bugüne kadar Türkiye'nin en popüler işlerinden bazılarını da başrolde izledik. Şimdi Aliste'de. Bence bayağı iyi iş çıkarıyorsun. Ki ben de yakından görüyorum. Şimdi kendisine şunu sormak istiyoruz. Nasıl bir kariyer planın var? Yani bundan sonrasıyla ilgili ne planlıyorsun? 40'larını, 50'lerini, 60'larını böyle bir hani projeksiyon yaptın mı hiç? Bazen senaryo okurken mesela eğer çok etkilendiğim bir proje ise böyle kendimi hiç farkında olmadan evde ayakta replikleri söylerken ve o sahneyi canlandırırken buluyorum. O anı görünce biliyorum ki o projenin içerisinde olabilirim. O beni çok heyecanlandıran bir şey. Alice yani başıma gelebilecek en güzel şey herhalde. Hem çocukluğumdan beridir bunu böyle bir şeyin içinde olmayı çok çok istiyordum. Hem buradasın diye söylemiyorum. Bunu hiç söylemekten usanmayacağım sanırım. Sizler gibi harika insanlarla, yani bütün ekip arkadaşlarıma bayılıyorum. Mesleğinde bu kadar başarılı yerlerde insanlarla bunu yapabiliyor olmak bana kendimi çok şanslı hissettiriyor. İlk deneyimimi sizler gibi müthiş insanlarla yaşayabiliyor çok olmak. Çok zarifsin. Her birimiz de aynı cümleyi tekrar edebiliriz. Kesinlikle. Bizim yani dışımızda hiç... kalan bütün oyuncu çok arkadaşlarımız için ayrıca ilk deneyiminmiş gibi olmadığını çok ben de yüzün diye söylemiyorum. Çok arkandan da söylüyorum. İlk toplantıyı yaptığımızda projeyi anlattıklarında zaten bu kadar büyük bir şeyi ilk defa yapılacaksa ülkede içinde olmalıyım diye hemen atladım zaten. Yani Ezgi ile Enis o zaman belli değildi galiba. Hatta ben atladığımda emin de değilim. Enis belliydi de. Hatta Ezgi'yi kandırıp o kabul etmiş, sonra Ezgi kabul etmiş. Çok tuhaf hikayesi var onun. Bir kez daha ayrıca bu sezon konuk edeceğim için onları, onu tekrar anlattıracağım mutlaka. O zaman sana şunu soracağız. Bir rolün içindeyken nasıl göründüğünü sallamadığını biliyoruz. Yani bu senin için önemli değil ki, bu oyunculukta da çok önemli bir şeydi. Yani bu çirkin görünmek ya da tuhaf bulunabilecek bir şey değil. Ya bu da ne gerek vardı canım, bunu da yapmasa mıydım acaba dediğim bir şey oldu mu? Yani olmamıştır muhtemelen, çünkü yaptığım şey sadece bana ait bir şey değil. O iş montajdan çıkıp da ekrana yansıyana kadar orada bir sürü insan var ona karar vermesi gereken, başta da yönetmen. Eğer bu onun kararı dahilinde kullanılabilecek bir şeyse benim yapabileceğim tek şey ona saygı duymak olabilir ancak. Nasıl gözüktüğümü düşündüğüm zaman yeteri kadar orada olmadığımı düşünüyorum. O anın içinde kaybolursam biliyorum ki öyle ya da böyle içimde hissettiğim şeyleri yansıtabildim bir şekilde. Takılmamaya çalışıyorum. Efendim, Mashup diye bir oyunumuz var. Daha önceden seyredenlerin birkaçının karşılaşmış olma ihtimali var. Şöyle bir şey yapıyoruz. Serena'yı
vokal yeteneğini sömürüyoruz efendim. İki tane bambaşka şarkıyı kıç kıça ekliyoruz. Diyoruz ki Serenay, hadi söyle ya. Hadi şimdi bunu söyle ya diyoruz. Ama sözlerini gösteriyoruz. Nasıl bağlayacak mı, bağlayamayacak mı onu görüyoruz. Eğer bağlarsa puan alıyor, bağlayamazsa alamıyor. Kaç üzerinden puanlama? 1000. Detaylı bir süreç, o yüzden 1000. 221 puan aldı geçen bir arkadaşımız mesela. Üzerinden. Çok acımasız. Efendim, bağlayacağınız iki şarkı Serenay Hanım. Cem Yıldız, İmkansız Aşk. Ezel, İmkansızsın. Hazırsanız sözleri akıtıyoruz. Uf. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. İmkansızım, imkansızım, çekti lanet kadın teki vicdansızın. O derdin neydi derdinden başka, ettirdin beni isyan kızım. Çok insafsızsın, insafsızsın, çok güzelsin, lanet olsun insan mısın? Ama sevdiğim şarkılar. Aa. Efendim ikinci şarkıya geçiyor. Veriyorum tam puanı. Değil mi? Evet. Lütfen puanlar. Orada bir tane tek başına alkışlayan biri var bak. Ona onlar bir... benim arkadaşlarım. Hayır değilse de zaten bir 50 lira falan ateşle ya. Efendim bir 10 puanı çaktık. İkinci şarkıya geçiyoruz. Nil Burak olmaz olmaz deme hiç Mero olabilir. Allah'tan biliyorum. Bana bir şey olmaz. Ha. Evet. Hazırım. Hazır. Hanımefendi hazır. Buyurun. Olmaz olmaz deme hiç, olmaz olmaz sevgilim. Zaman neler gösterir, belli olmaz sevgilim. Bana sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Abi nereden biliyorsun ki? Bana sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Alkışlıyoruz efendim. Ya bunu zaten bilir. Üçüncü efendim şarkımız şu. Hakan gerçekten. Altun telefon. Pes. Lady Gaga telefon. Çok iyi ya. Hadi bakalım. Buyurun dinliyoruz Serenay Hanım. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururundan seni çok sevse de her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servettir bilmelisin. Stop calling, stop calling, I don't wanna think anymore. I got my head and my heart on the dance floor. Allah stop calling, stop calling, I don't wanna talk anymore. Diyorum. Ya ne olacak? Allah kahretsin. Aa, abi bu kadar iyi şarkı söyleyen birine bunu nesini sorduk gibi. Allah Allah. Bir de albüm kaydı gibi söylüyor. Kıvırıyor falan. Duyuyorsunuz değil mi? Bir tek bana olmuyor. Aa ne yaptık? Gerçi ben biliyorum da boş zamanlarında dizi seyretmeyi seviyorsun. Çok seviyorum. Var mı son zamanlarda tutulduğun dizi? Aslında çok eski bir dizi ama ben yeni izlemeye başladım. Jane the Virgin'i izledim. Çok güzel bir dizi bence. Bayılıyorum. Jane the Virgin seyreden var mı? Harika bir iş. Çok keyifli. Mindhunter'ı çok beklemiştim. Aha. Yani çok heyecanla 2 günde bitirdiğim bir işti. Belki hani heyecan verici bulabileceğin Game of Thrones'un son sezonunu izlemedim. Aa, ben...
Ben de seyretmedim ki nesine heyecanlanayım. Rezillik. Dünyada dizi piyasasının daha çok bir şeyler üretiyor olmasıyla ilgili bir şey düşünüyor musun? Kesinlikle çok büyük bir pazar haline geldi. Bütün dünyada da bizde de artık daha dijital ağırlıklı işler yapılmaya başlandı. Yapılan işe verilen emeğin doğru orantılı olarak kalitenin de arttığına inanıyorum ben de. Ama yani önemli değil, dediğim gibi daha proje önemli. Yani sana heyecan verecek, içinde bulunmayı isteyeceğim bir şey önemli. O yüzden özledim çok ya. Gerçekten çok mi? Özledim biliyor musun? Ya bir şey söyleyeceğim, ben de özledim. Hatta size bir şey daha söyleyeceğim. Geçen Ezo ile konuşuyorduk, o da dedi ki ben de özledim. Haydi. Buradan sesleniyoruz. Dilenci değilim. O mu bu mu diye ismini ancak böyle uydurabildiğimiz bir oyun. Kendisiyle görseller paylaşacağız ve birini seçmesini isteyeceğiz. Bu görseli seçmek için de bir koşulu olacak tabii Serenay'ın. Bu haftaki koşul şu. Görsellerden seçtiğin insanla bir akşam yemek yiyeceksin. Yemek dedim Serenay. Olsun. Heyecanlı. Aa, tamam heyecanlı. Sonra bana bak ondan sonra sen dedirttin bilmem ne falan bunlar yok. İlk görselimiz gelsin. O mu bu mu da Stephen Hawking mi İlber Ortaylı mı? Kesinlikle İlber Ortaylı. Kesinlikle İlber Ortaylı. Hastasıyız. Neden?
Hastasıyız. Hastasıyız diye. Efendim bir diğer görselimizi alalım. İlber Bey'le mi devam ediyoruz? Aa, yoksa hayır. Leonardo DiCaprio'nun yani en boktan haliyle. Yani bundan daha çirkinini bulamadık mı ya? Bu ne sakalı zaten sonradan takmışlar gibi. Hiç önemli ki değil. O insan sakalı gibi de değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. İlber hocam lütfen kusura bakmasın. Tabii ki Leo. Ben Leo'cuyum. Ben Leo'cuyum diyor. Peki Leonardo DiCaprio mu yoksa Bradley Cooper mı? Bu zor bir soru. Neden? Galiba yine Leonardo DiCaprio diyeceğim. Gerçekten? Evet. İnanılmaz. Leonardo ile devam ediyoruz. Bradley paket oldu. Peki. Efendim Leonardo DiCaprio mu yoksa Ezra Miller mı? Leonardo DiCaprio. Devam edebiliriz. Biz Ezra Miller'ı niye gösterip duruyoruz ya insanlara? Niye bu Ezra Miller'ın CV'sini bilen var mı? Demek ki Leonardo'dan devam ediyoruz. Leonardo mu yoksa efendim Robert Pattinson mı? Leonardo. Leonardo! Vay anasını ya. Bu kızın nesi var? Tamam. Geçtik. Leonardo mu? Tom Cruise mu? Ama gençliği. Tabii ki Leonardo. Ama gençliği dedim. Kesinlikle Leonardo. Zaten gençliğinde de 1,5 metreydi. Peki. Leonardo mu? Eminem mi? Hı mı? Peki. Leonardo. Allah Allah. Zaten gerçekten düşündün mü? Leonardo. Yok düşünme. Leonardo. Kaybettik. Az önce Serena'yı kaybettik sevgili izleyen. Mesela Leonardo'ya Eminem'i seçecek olan var mı aranızda? Cansu sakın sesini çıkarma. Leonardo'ya Eminem seçecek. Siz kimsiniz? Gülbahar Karakuş. Gülbahar mı? Hafize Çeliktürk. Aa ikiniz de. Rezalet. Efendim devam ediyoruz Leonardo'yla. Leonardo mu Armie Hammer mı? Bu ne çekiç mi arkasında? Leonardo. Çekiç gibi bir beyefendiymiş. Leonardo. Hala bir üzülerek ama. Leonardo. Leonardo'ya... Leonardo'ya söz vermiştim. O yüzden çekiçten vazgeçiyorum. Devam ediyoruz. Leonardo bu. George Clooney mi? Çok ayıp. Tabii ki George Clooney. Tabii ki George Clooney. Neden? Yani bence adam her şeyiyle, duruşuyla, seçimleriyle, kariyer yolculuğuyla bir örnek. Peki, geliyor. Enteresan. Daha önce yaptığımız denemelerde buradan sonrası tuhaflaşmıştı çünkü. Evet. George Clooney mi, Obama mı? George Clooney. Neden? Yine aynı sebeplerden. Peki. George Clooney mi, Ryan Gosling mi? Hayır! Biz de biliyoruz için. Ryan diyenler? George Clooney diyenler? George Clooney diyorum. George Clooney kazandı. Artık hepsiyle gidersin yemeğe. George Clooney mi, Daniel Day-Lewis? Ay çok severim. Yine en sası George... fotoğrafını koymuşsunuz zaten adam. George Clooney diyeceğim galiba. George Clooney diyeceğim galiba. Halbuki ben emindim George Clooney diyeceğine. Peki, buradan sonra zaten kafa karıştı. Ben sana söyleyeyim. George Clooney mi, Johnny Depp mi? Hayır! Hayır! George Clooney. Nasıl George Clooney ya? Yemin ediyorum George Clooney. George Clooney. Ben zaten seçime katılmadan Johnny Depp diyorum ya. Peki, George Clooney ile devam ediyoruz. Arkadaşları birbirine düşürelim. George Clooney mi, Brad Pitt mi? Eğer Leonardo mu, Brad Pitt mi olsaydı yine Leonardo'yu seçebilirdim. Ama. Ya diyen ama ya. İnanılmaz. Ama galiba evet. George Clooney'e karşı Brad Pitt'te George Clooney'i seçeceğim. Gerçekten mi? Aynen. Yani elimizde George Clooney mi kaldı ya? Gerçekten mi? Neyse adam eğlenceli galiba. Harika bir insan. Peki yemekte ne konuşursunuz sence? Bitti çünkü adam bırakmadık. Her şeyden neden bahsetmek istersin? O ama neden bahsetmek ister?
Çünkü ben hipnotize olmuş bir şekilde, paralize bir şekilde duracağım muhtemelen. Sen o kadar tatlısın ki, biz bu şimdi tabii ki bütün oyunlarımızı deniyoruz. Deneme çekimleri yapıyoruz, çalışıyor mu çalışmıyor mu falan filan, şakalara bakıyoruz, ona bakıyor falan. Bir tane arkadaşımızı Serenay'ın pozisyonuna oturttuk ve bu yarışmayı yaptık. İnanılmaz bir sonuç çıktı. Çünkü bizim arkadaşımız deli. Abi Obama'dan sonra ilerleyemedik ya. Dedi ki Obama'yı seçiyorum. Abicim yani oyunu devam ettireceğiz de gerçekten aptala döndük ya. Niye? Nereden çıktı lan? Geleceğimi düşünmek zorundayım abi. Burada editörün sonrasında neler olur diye bir sorusu var. Orayı sormuyorum. Geçiyorum. Efendim George Clooney çıktı. Alkışlıyoruz Serena ya. Şöyle bir sorumuz var. Fi efendim pek çok açıdan sizin de bildiğiniz gibi öncü bir işti. Günden güne sayıları ve içerikleri artan dijital platformlar karşımızda artık yaldır yaldır geliyorlar. Bunlarla ilgili, bu platformlarla ilgili ne düşünüyorsun? Fi alanında çok çok öncü bir işti. Öncelikle böyle bir riski alıp bu kadar insan böyle bir yola baş koyduğu ve buna cesaret ettiği için ben çok mutluyum tabii ki. Üzerinden zaman geçtikçe de daha çok kıymetlenen bir iş olduğunu düşünüyorum. Dijital platformlarda artık gerçekten çok güzel ve özgün içerikler yapılabiliyor televizyona nazaran. O yüzden daha fazla oyuncuların, yapımcıların tercih ettiği bir alan olmaya başladığına inanıyorum. Yollar açık olsun. Aferin çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Peki YouTube takip ediyor musun? Ediyorum zaman zaman. Peki özellikle böyle sürekli izlediğin içerikler, hani İbrahim Selim'i bu gece dışında tabii ki. Tatlım evet. Ya inanır mısınız, program sırasında arkadaşlıklarım işte. Böyle de hayır tabii ki izliyorum. Onun altını çizmeme gerek yok. Evet. Bilen bilir. Ama daha çok YouTube galiba ben saçma sapan videolar izlemek için açıyorum. Böyle sakarlık videoları. Ha. Öyle şeyler oluyor. Evet, ne zaman hakikaten böyle kendimi kötü hissetsem öyle bir bataklığa düşüyorum. Ve kendimi evet, arka arkaya bir sürü saçma sapan komik o video bataklık izlerken. Gerçekten çıkamıyorsun ya. Geçtiğimiz sezondan tek yarışmamız olan fondipi yapacağız. Şimdi bunların ne olduğunu şu an bilmiyorum. Biri sirke, biri kesin tuzlu sudur. Acı bir sos vardır. Balzamik vardır. Şu limon suyu kesin. Bu ikisi içilecek şey değil. Kesin o. Ben nasıl olduysa bir sene şu bana girdi balzamik. Yani bu neyin şansı? Şimdi sen mi içeceksin? He dur dur. Malım çünkü. Ay ben içmeyeceğim de o yüzden. Şimdi ben... Şimdi şöyle yapacağız bu sene. Yine bir telsiz mikrofon dolaşacak. Seyircilerden efendim bir şarkı hımlamasını isteyeceğiz. O şarkıyı Serenay ya da ben hangimiz ilk bilirse... Ha, ilk kim bilirse. Evet. Öbür türlü saçma oluyordu tamam. Ya. Ben mal gibi bekliyordum. Bilene kadar duruyorduk falan. Buradan belki yırtarım diye düşünüyorum. İlk kim hımlayacak? Ah hanımefendiye hemen verelim. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim sizden. Merhabalar. İsminiz ne? Merhaba. Buket. Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kesinlikle sizin içmenizi istemiyorum. O kadar zarifsiniz ki. Ben de sizin teşekkürler içmenizi Buket istemiyorum. Teşekkürler Buket ya. Zaten böyle çok içince karaciğeri şey oluyor insanın. Sizin için 1100 kilometre Korgan Ordu'dan geldim. 100 kilometre? 1100 kilometre. 1100 Ordu'dan geldim. Benim için geldim. Ordu'dan evet. Mı geldin? Evet. Bizde kalın bari Şebnem. Var var yerimiz var hanımefendi. Yok düz memurum. Yıllık yıllık iznim vardı onun için geldim. Düz memur ne oluyor hanımefendi? Bayağı dümdüz memur. Düm nasıl yok. Eğrisi de mi var o? Ebeyim aslında. Ebesiniz. Şarkı mırıldanayım mı? Şarkı mırıldanın. Ağzınız kapalı. Tamam. İstiklal Marşı. Hayır. Aklını çıkarttın ya. Bir dakika. Bilirsin diye o kadar korktum ki. Hı 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 hı.
Bilemediyse söyle. Ordunun dereleri. Asla değil. Ben şarkıyı söyleyebilir miyim? Şarkıyı söylersiniz tabii. Lütfen. Son kez mırıldanın, sonra şarkıyı söyleyin. Birer tane içeceğiz. Süper baba. Sertab Erener, oyun bitti. Wow. Söndürdüm ben yangınları, külleri saldım. Helal. Bayağı söylüyor kadın. Bravo hanımefendi, alkışı. Neydi? Sirke. Ben tuzlu su içeceğim. Tuzlu su mu? Ben ne içeceğim? Bilmiyorum. Abi yine balsamik burada. Ben de limon suyu içeceğim. Çok sağ olun ama gördüğünüz gibi ben gerizekalıyım. Çok sağ olun. Yani... Buket Hanım çok teşekkürler. Şerefinize çok sağ olun. Gerçekten. Beni ilgilendirmez. Sen de içme. Kız Ordu'dan gelmiş. Sen de içme. Ordu'dan geldiği için içmedim. İçmiyorum. Müthiş bir mantık. Başka uzaktan gelen var mı? İçmeyelim. Yok. Sıçtık bundan sonra. Yokuş aşağı. Canan Hanım ayağa kalkmanızı rica ediyorum. Çok heyecanlı. Ayağa kalksa görmüyoruz. Şey, diyaframımı şey yapamıyorum. Hay canım. Diyaframını ne yapacaksın ki, pardon? Tamam. Mikrofona kusarak başladık. Serenay başlarım, affet beni, teşekkürler. Yani ayağında kundura. İbrahim çok özür dilerim. Kadın zurna gibi söyledi. Ben ama ilk söylemek istediğimi söyleyeyim mi? Belki bilemeli. Yani aa bilemeli. Geçti artık, adam içiyor. Otur be. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, siz kimsiniz? Serra ben. Hoş geldiniz. Siz necisiniz efendim? Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi. Yüksek lisans öğrencisiyim. Nerede? İTÜ'de. İTÜ'de. Deprem mühendisliği üzerine. Aa çok iyi. Öğrenciyim ama sormayın şu an. Neyi soracağız ki? Şimdi ben biliyorum bunu. Serdar Otaç bu. Ya ya ya. Bilemedim mi ben? Bilemedim. Aynı anda bildik. Biz kim? Önce siz bildiniz. Ben bu gecelerin adamıyım. İşte tamam. Arkadaşlar ben de ne? Ben Serdar dedim ama. Ya çok ayıp ya. Ama hakkımı yedirtmem. Tuzlu su geliyor. Vallahi içti. Vallahi içti. İçti. Tuzlu suyu içti. Ezgi. Ezgi Hanım. Ama zor bir şey soracağım. Lütfen, ona göre. Tabii. İkiniz için de yani. Aynen tabii. Bu İstiklal Marşı. Aa şey bu. Evet bu 70'ler falan değil mi? Ağlamak güzellik. Bravo. İbacım. Yok haklı haklı kız, haklı bir şey yok. Alkışlayın Serenay'ı da, bir Ezgi'yi de. Hangisini içeyim? Buyurun, hangisini isterseniz. Hiçbirini yani istemiyorum Serenay, o yüzden sen söyle. Ben bunu eski dostum. Cilde iyi geliyor. Gidiyor gönlümü. Ya Ezgi harikasın. Hastayım. Bu benim alıştığım balzamik değil. Tuşe bazı. Benimkinden getirelim. Lütfen. Arkada. Hadi kızlar, güveniyorum size. İğrenç bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Tamamen köklerime kıyak geçeceğim. Köklerine mi kıyak geçeceğim? Ben de bilmiyorum şu an onlar ne. Kökünü mü? Şimdi içimden geldiği gibi şey yapacağım.
Kadın deklarasyon yayınladı. Suyundan içmem, içmem suyundan içmem. Aynı evde yaşıyoruz, ortaya çıktı. Vay sevgilim, vay paşa. Abi tamam da. Ben seçeyim mi içeceğinizi? Olur. Beyaz olan zararsıza benziyor. Sirke. Bazıkta çok iyi geliyor, asıl o tipte çok iyi geliyor. Ama geçen sezona nazaran parlıyorsunuz. Geçen sezona nazaran parlıyor muyum? Parlıyorsunuz. Annem devam. Işıklar değişti ondan. Ben sirke mi bazamikten olduğu söyleniyor. Evet. Çok teşekkürler. Zeki Bey sizi tanıyalım. Bak bak karısı yanına gitti hemen. Hanımsız bir şey yapamıyorum. Hanım evet bilmez miyim? Evet Zeki Bey siz kimdiniz? Ben avukatım. Sizi devamlı olarak takip etmeye çalışan, çok seven bir insan olarak. Çok sağ olun, çok zarifsin. Patataz Bravas ekibi olarak. Evet, hoş geldin. Aa, şey de gelmiş, onlar da gelmiş. Sabri de burada. Sabri'yi gördüm. Siz gelmeyin diye geldik. İyi düşünmüşsünüz. Buyurun, dinliyoruz o zaman. Sesim kötü oldu. Sen, hay hay, sen yapacaksın canım. Aa, şarkı mı seçiyorsunuz karı koca? Beraber. Evet, buyurun. Arkadaşlar biz çıkalım mı? Çünkü şantiye karışacak gibi. Filmdeki müzik. Don't stop me now mu? Onu da Şebnem bildi. Şebnem'i alkışlıyoruz. Valla siz ikisi bölüşün bunu için çünkü evet buyurun alın. Hayır sen içmeyeceksin Şevnal. Heyecanlanma. Valla galiba ne oldu? İlk defa bu kadar istekli birini görüyorum biber. Acı mı seviyorsunuz? Ama acıyı galiba sen içiyorsun. Hiç fark etmez deyip uzanıyorsun ama. O da bardak. Oh be. Sanki harika bir şeymiş gibi içtiniz. Aa. İnanılmaz. Alkışlayalım hanımefendi. Çünkü muhtemelen duydukları son alkış olacak. Alkışlıyoruz Serena'yı. Ateş, böceği, misali,
unutulmuş bir güldü. Beni sakla bir ömürse diye. Teşekkür ederim. Serenay Sarıkaya. Haftaya yine biz burada olacağız Tuşe'de. Eğer vaktiniz varsa yine bekleriz. Söyleyeceğimiz iki çift lafımız mutlaka olur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.